bölünmede kinetokorlar i ipliklerine profazda bağlanır. Kardeş kromatitler birbirinden anafazda ayrılır ve i ipliklerin boylarının kısalmasıyla arkadaşlar kutuplara doğru çekilmeye devam ederler. Dolayısıyla buna anafaz 1, buna anafaz 2 şeklinde zaman farkı koyabiliriz. Dolayısıyla gerçekleşme sıralaması bu şekilde olduğu için cevap A seçeneğidir. Mitoz bölünmenin anafaz evresinde kinetokorlara bağlı olmayan iyi iplikleri birbirine bağlanan iyi ipliklerinin boyları uzar. Bu da arkadaşlar hücrenin bölündükten sonra uzamasına sebep olur. Böylelikle birbirinden ayrılan kromozomların arkadaşlar iyice birbirinden uzaklaşması sağlanır. Aynı şekilde e, stoplazma bölünmesine de temelleri atılmış olur. Dolayısıyla kutuptan gelerek birbirine bağlanan ipliklerin bu şekilde uzamasının amacı hücreyi uzatmaktır diyebiliriz. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde arkadaşlar stokinez ortak olarak gerçekleşir ama birinde boğumlanarak birinde aralama ile farklı şekilde gerçekleşir. Hayvan hücrelerinde boğumlanmaya sebep olan hücre zarının hemen altındaki mikrofilamentlerdir ki aktin iplikçiklerinden yapılır. Bitki hücrelerinde ise aralamelik olgiden gelen kesecekler oluşturur. Fakat telefaz evresi tamamlandıktan sonra başlayan bitkilerin stokinezidir. Hayvanların stokinezi Metafazdan itibaren başlar. Bu ortak olmadığı için ikisi için yanlıştır. Cevap E seçeneğidir. Bir canlıdaki mitotik hücre döngüsü telefazdan stokinezin tamamlanmasına kadar geçenki süreçte DNA miktarı ile kromozom sayısındaki değişim soruluyor. İnterfazda iki katına çıkan DNA ile anafazda iki katına çıkan kromozom sayısı stokinezin tamamlanmasıyla arkadaşlar ikisinde de yarıya iner ve başlangıçtaki sayıya eşitlenir. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi tümör oluşumuna neden olur? Yani hücrelerin kanserleşmesine sebep olur denmiş. Bölünme büyüklüğüne ulaşmış hücrelere bölünme emrinin verilmesi normal bir durumdur. DNA hatalı eşlenmiş ise hücrelerde DNA hastanın onarılması için hücre bölünmesinin durdurulması yine normal bir durumdur. Kinetokorların tümü iyi ipliklerine bağlanmış olan hücrelerde bölünmenin devam etmesi yine kontrollü bir bölünmedir. Bazı hücrelerin hücre döngüsünden çıkarak G0 evresine girmesi durumunda zaten kanser oluşmaz. Fakat ortamda yeterli düzeyde büyüme faktörü olmamasına rağmen hala hücrelerin bölünmeye devam etmesi onların kanserleştiğini gösterir ve sonuçta tümör oluşabilir. Cevap A seçeneğidir. Bal arılarında olduğu gibi erkekler haploid, dişiler diploid ise doğal olarak arkadaşlar en kromozomlu bir hücreden en kromozomlu spermi mitoz oluşması gerekir. Eğer iki en kromozomlu bir dişiden en kromozomlu yumurtanın olmasını istiyor isek bu durumda da bize mayoz gerekir. Cevap D seçeneğidir. Rejenerasyonda kalıtsal yapı değişmez. Yavru ile atanınki aynı kalır. Temeli de mitoz vardır ve basit yapılı bazı hayvanlarda görülen bir çeşit eşeğsiz üremedir. Üçü de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Tomurcuklanma prokaryotik canlılarda görülmez. E, fakat ökaryotik canlıların bir kısmında görülebilir. Bunlar maya e, mantarları gibi tek hücreli olabildiği gibi hidra gibi çok hücreli canlılarda olabilir. Ama sonuçta sadece ökaryotik bazı canlılar yapabilir bunu. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Verilen eşeğsiz üremeler içerisinde partonogenezde yumurtanın oluşumu mayoz olduğu için diğerlerinden farklı olarak kalasal çeşitlilik sağlanabilir. Diğerlerinde ise arkadaşlar böyle bir durum olmadığı için kalasal çeşitlilik yavrular arasında sağlanmaz. Cevap D seçeneğidir. Mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri hem eşeyli hem de eşeğsiz üreme çeşitlerinde görülür. Ama eğer bir yerde bir döllenme varsa kesinlikle eşeyli üremedir diyebiliriz. Cevap C seçeneğidir. Diploid kromozomlu canlıların eşeğsiz ve eşeği üreme sonucunda oluşturduğu yavruların kromozom takım sayıları sorulmaktadır. Eşeği üreme de arkadaşlar kromozom sayısı mayoz tarafından yarıya düşürülse de döllenme tarafından tekrardan iki katına çıkarıldığı için değişmeden kalır. Aynı şekilde eşeğsiz üremede de kromozom sayısı değişmez. Ama aynı zamanda bal arılarını hatırlarsak diploid kromozomlu bazı canlılar mayozu oluşturduğu yumurtalar döllenmeden yeni bir canlı oluşturduğu için eşeğsiz üremeyle en kromozomlu e, arkadaşlar yavrularda dünyaya gelebilir. Cevap E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi mayozu mitoz hücre bölünmesi için ortak özelliklerden değildir denmiş. Mitozda ve mayozun ikinci evresinde kardeş kromatitler ayrılır. Eğer hayvan hücresi ise ikisinde de sentrozom eşlenir. İkisinde de iyi oluşur ve kinetokorlara e, tutunur. İkisinde de kromatinler yoğunlaşarak kromozomlara dönüşür. Ama homolog kromozom ayrılması sadece mayozda görülür. Cevap C seçeneğidir. Bir bireyin anne ve babasından gelen genlerin aynı kromozom üzerinde bir araya gelmesi Kros'un Gover'ı ifade eder. Bu mayozda gerçekleşir. İki bireye ait genetik materyal eğer bir araya geliyor ise döllenme olmuş demektir. Yeni genetik kombinasyonlar ise hem mayoz hem de döllenmenin gerçekleştiği arkadaşlar eşeğiyle üremede karşımıza çıkar. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir.